Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Baysuf. Sizlere bu akşam Photoshop'ta bazı nasıl diyeyim, kalem araçlarının ne işe yaradığını göstereceğim. İnşallah yardımcı olur sizlere. Çünkü Photoshop kullanan çok arkadaşımız var. Photoshop kullanımında da çok işinize yarar diye düşünüyorum. Photoshop'umuz açıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi sarma efekti dediğimiz bir olay var. Kalem aracıyla değişik çizimler yapıp onu süs haline getirmek. Bu ne demek oluyor? Şöyle uygulamalı olarak göstereyim sizlere. Şimdi ben bir katman açtım. Boş bir katman. Şuradan alt kutucuktan yeni bir katman oluşturuyorum. Çöp kutusunun hemen yanında gördüğünüz gibi boş bir layer oluşturdum. Bunun rengini ben beyaz yaptım arkadaşlar. Siz değişik değişik renklerde yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi çizim yapmadan önce fırçayla çalışacağımız için ilk önce fırçamızı ayarlıyoruz. Fırça komutuna tıklıyoruz. Mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi fırça ayarlarımız var. Ben buradan yumuşak fırçayı seçtim ve opasitesini, yani headers değerini %100 yaptım. Boyutunu da 4 yaptım. Tabii ki bu benim çalışacağım alan, bunu yükseltip azaltabilirsiniz. Ben fırça değerini 5 yapayım ve kalem aracına tıklayayım arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken mouse'umuzun sol tuşuna tıklayıp bir nokta koyup ikinci bir noktanın oluşacağı bir konum oluşturup oraya noktalamak. Yalnız ikinci noktayı gördüğüm zaman mouse'umu sol tuştan çekmiyorum arkadaşlar. Ve mouse'umuzu alta, yukarı, sağa, sola çekiyorum. Gördüğünüz gibi yaptığım çizim değişiyor. Tabii ki bunu klavyemizden kontrol tuşuyla da sağlayabilirsiniz. İstediğiniz konuma getirip çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Shift tuşu da aynı eksen etrafında ama santim santim dönmesini sağlar. Biz CTRL tuşunu kullanıp mesela şöyle biraz eğiyorum ve bir nokta daha koyuyorum. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar veya şöyle. Mouse'umun sağ tuşuna tıklayıp buradan Strobe Patch, yani sizde Türkçe kullanan arkadaşlar da yola kontur ver demek. Tıklıyorum ona. Burada gördüğünüz gibi fırça seçili. Burada bazen kalem seçiliyse bunu burş yapın, yani fırça komutuna getirin arkadaşlar. Ve şu kutucuğu tik koyun, işaretleyin, okeyleyin. Ve tekrar sağ tuşa tıklayıp mouse'umuzdan delete patch, yani yolu sil dediğimiz olay. Gördüğünüz gibi çizimi yaptık. O kutucuğu işaretlemenin tek sebebi şu kenarlar. Gördüğünüz kenarlar o kutucuğu işaretlemezse ince olmaz. Kusura bakmayın, bu arada dışarıda çocuklar çok ses yapıyor. Tekrardan göstereyim sizlere arkadaşlar. Tekrar kontrol alt ve Z tuşuyla geri aldım yaptığım çalışmayı. Kalem aracı bir noktaya tik koydum. İkinci noktaya tik koydum. Ve nerede olmasını istiyorsam o kadar çizim yaptım ve üçüncü noktayı sağladım arkadaşlar. Evet. Tekrar mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyorum. Strobe patch, yani size yola kontrol ver diyorum. Bu tiki kaldırdığımda, bu tik olmadığı zaman okey diyorum. Ve delete patch diyorum. Gördüğünüz gibi kenarlar yumuşaklamadığı için bu biçimde çıkıyor. Tekrar kontrol alt Z tuşuyla geri alıyorum. Ve mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayıp Strobe Patch diyorum ve kutucuğu işaretliyorum. Okey diyorum ve delete tuşuyla, pardon, olmadı.
Kontrol Alt Z tuşunu kullanarak geri alabilirsiniz yaptığınız çalışmayı. Bu arada da bilginiz olsun. Şöyle bir çizeyim. Şöyle de bir çizim. Sağ tuş Stropeç işaretli. Okey dedim ve Delete Peç dedim, sildim. Gördüğünüz gibi kenarlar sivrildi, yumuşaklaştırdı. Burada Move Tool, yani seçim aracına tıklıyorum. Buradan klavyemizden alt tuşuna basıp bunu çoğaltıyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız ben bunu çoğalttıkça buradaki katman sayısı da artıyor. Şöyle çoğaltıyorum, bir daha çoğaltıyorum. Şunu da biraz şöyle yanaştıralım ki şeklimiz iyi gözüksün. Evet, bu katmanları birleştiriyorum. Mouse'umuzun sağ tuşuna bak. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bu katmanları birleştirmek için klavyemizden Ctrl tuşuna basıyorum. Layer 1, Layer 2, Layer 3, 4 diyorum. Ve mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyorum. Merge diyor, yani katmanları birleştir diyor ve birleştiriyor arkadaşlar. Klavyemizden alt tuşuna basıp bu katmanı tekrar çoğaltıyorum. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu katmanı şu şekilde yapacağım. Edit menüsünden Transform diyorum ve buradan 90 saat yönünde dikey çevir diyorum. Dikey çevirdim şu anda gördüğünüz gibi. Bunu böyle koyalım. Bir saniye, şöyle koyalım. Bir tane daha çıkaralım. Pardon. Bir tane daha çıkaralım arkadaşlar. Alt tuşuna basmayı unutmayın. Yoksa benim gibi böyle kalırsınız. Tekrar bir tane bundan daha kopya çıkaralım. Gördüğünüz gibi bu katmanlar bir şekil haline gelmiştir. Tek bir katman halinde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İndekslerinizde, temalarınızda böyle süsler yapabilirsiniz. Ayrı bir olaysa katmanın üzerine iki kere pardon arkadaşlar, biraz rahatsızım o yüzden. İki kere sol tuş tıklayıp, sol tuşuna tıklayıp iki kere şöyle. Kusura bakmayın, PC biraz kasıyor, o yönden geç açıyor. Burada komut çalışacağımız, yani çalışacağımız komut dosyaları açılıyor. Bunlar ne işe yarıyor? Şu şöyle kapatayım da gözü kapatalım arkadaşlar, daha iyi görün. Şuradan gözü kapatayım, tekrar gireyim bunun içine. Bu gölge verir arkadaşlar. Yani yaptığınız çalışmaya gölge verir. Gördüğünüz gibi multi 120 standart değerdir. Bunu böyle de çevirebilirsiniz ama çoklu katmanında çalışıyorsanız şu tiki kaldırın arkadaşlar. Bu tiki kaldırın, buraya mesela diyelim ki 90. Bu aşağı doğru gölgeyi fazlalaştırır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katmanın gölgesi aşağı doğru kayıyor. Bu yumuşaklaştırır, opaklığını arttırır. Bu da boyutunu arttırır arkadaşlar. Ne kadar yansıma yapacaksa o kadar arttırır. Bu içe gölge verir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katmanımız simsiyah oldu. Bunu azalttığınız zaman gölge kaybolur. Çoğalttığınız zaman gölge çoğalır. Aynı şekilde bu komutları da oynayabilirsiniz. Bu dış ışımadır arkadaşlar. Dış ışıma, yani dışarıya doğru yansıma verir. Bunun rengini mesela değiştirebilirsiniz. Sarı yapabilirsiniz. Bu değerin boyutunu çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yumuşaklaştırıp kabalaştırabilirsiniz. Bu iç ışımadır arkadaşlar. Bu da yaptığımız çalışmaya iç ışıma verir. Bir saniye şu katmanı gözünü bir açayım, daha iyi görün. Gördüğünüz gibi dış ışıma verdiğimiz yerler sarı oldu. Ortalar beyaz. Tekrar girelim. Evet, iç ışımaya geldik arkadaşlar. İç ışımada da şu komuta tıklayıp rengini değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bu da boyutunu arttırır, çoğaltır, azaltır. Zaten ön izlemesinde de görürsünüz ne işe yaradığını.
Evet. Bevel. Bu da yani kontur gibi bir şeydir. Kontur işlemini görür. Bevel verdiğinizde gördüğünüz gibi şeklimiz değişti. Şeklimizin içinde gördüğünüz gibi her bir komutun içinde ayrı ayrı özellikler vardır. Üstüne tik koyup mavi alan içine girdi mi görürsünüz arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde yansıma ayarlarını yapacağımız yer vardır. Mesela şöyle çevireyim, şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi şeklimiz değişiyor. Yalnız bu tiki kaldırıp tek ok atmanında çalışırsanız 90 derseniz bu biçime gelir. İnvel ve ver. Burada gördüğünüz gibi bunları mouse'umuzun orta yuvarlak tuşuyla hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu derinlik verir. Derinliğini biraz verelim. Şöyle 164 yapalım. 16 yapalım. Şöyle 8. Bu da yumuşaklaştırır, kabalaştırır. Kenarlarını arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi beyaz katman. Bu rengi hangi renk yaparsanız alanda o renge gelecektir. Bu da ayrı bir bilgi. Kontur, çerçeve işlemini görür arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı değerlerde çerçevelerimiz vardır. Mesela her birinin üstüne tıkladığımızda temalarınız, indeksleriniz, çalışmalarınızda o yansımayı yapar. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Tekstüre yaptığınız çalışmaya desen katar arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey seçtiğim zaman şimdi bu sade bir şey olduğu için pek bir şey elde edemiyorsun ama katmanda indekste bunları yaptığımız zaman çok güzel şeyler ortaya çıktığını görürsünüz. Satin, gölge. Bir nevi gölgeleştirir yaptığımız çalışmayı. Color, color dediğimiz olay. Yaptığımız çalışmaya renk verir mesela. Gördüğünüz gibi yaptığımız çalışmayı renklendirebilirsiniz. Şu tikleri kapatalım. Yaptığımız çalışmayı böyle renklendirebiliriz. Gradient dediğimiz olaysa renk akımıdır arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi şu an siyah beyaz. Yani siyahtan beyaza doğru geldiği için bu biçimde gösteriyor. Biz bunu değişik konumlarda da değişik usullerde de yapabiliriz. Bu da ayrı bir bilgi arkadaşlar. Bu da desen görevi görür. Yalnız gradient uyguladığınız zaman gradientin opaklık değerini düşürmeniz gerekir. Yoksa part'tan dediğimiz yani desen dediğimiz olay bunda işlemez. Gördüğünüz gibi değişik değişik şekiller elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tekrar çoğaltalım. Bu da kenarlara kontur verir arkadaşlar. Kenarlara kontur verir derken mesela şöyle kırmızı bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi kenarlarında renk kırmızılaştı. Şurada size diyor. Sizin yanında 4 var. Bunu ben 1 yapıyorum. Şuradan opasitesini değiştiriyorum. İnceltiyorum, çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi şunu da çoğalttıkça kenardaki yansıma da o kadar çoğalır. Tabi burada 3 tane seçenek var. Gradient de uygulayabilirsiniz buna. Yani renk akımı da verebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey seçtiğimiz zaman. Bakın görün hemen kenarlarında belirti oldu. Ayrıca desen yani part'tan dediğimiz olay var. Bu da ayrı bir şekildir. Bu da böyle ayrıca şekiller katar. Part'tan olayı. Evet, komut dosyasındaki yani karıştırma seçenekleri dediğimiz olay bundan ibarettir arkadaşlar. Okeyleyelim. Gördüğünüz gibi bir stil elde ettik. Bunu geçelim. Delete tuşuyla silelim. İkinci bir konum kesim aracı. Mesela yeni bir layer açalım, katman. Bu katmanı şöyle bir layer çizelim. Gördüğünüz gibi boş bir layer. Bu layer'da çalışmak için yapmanız gereken mouse'un sağ tuşuna tıklayıp Rasterize Layer diyor. Yani katmanı kullanılabilir hale getir. Tıkladığımızda katmanımız bu hale
gelecek. Yoksa öbür türlü üstünde çalışamazsınız arkadaşlar. Bu da ayrı bir bilgi. Mesela nasıl çalışamazsınız? Şöyle geri kontrol alt Z tuşuyla geri alayım. Mesela bu. Şuradan kesim aracından birini seçelim. Çokluk etmen aracını seçtim mesela. Şuradan bir tık koydum. Bastım, 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 bastım. Sonra geldim. Tekrar buraya şuradan işaretledim. Bak gördüğünüz gibi kopyala ve kes komutu çalışmıyor arkadaşlar. Bu da ne için? Layer'ımız kullanılabilir olmadığı için. Bunu hemen şöyle mouse'umuzun sağ tuşuyla Raster the Layer yani kullanılabilir hale getir diyorum. Ve tekrar mouse'umuzun sağ tuşuna basıp cut diyorum yani kes diyorum. Kesiyor. Gördüğünüz gibi katmanımız ikiye ayrıldı. Bunu şöyle bir silelim. Mesela bu katmanı ayrı bir renk verelim. Bunu böyle şöyle koyu gri yapalım. Alt tuşuna basıp bir kopya çıkaralım. Tekrar karıştırma seçeneklerinden color yani color dediğimiz olay rengini beyaz yapalım. Şöyle bir stil. Tekrar bir tane daha layer çoğaltalım. Bu layer'ın da ayarını şu biçime getireyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi katmanımız çoğalmış biçimde. Şöyle. Bunun üçünü birleştirip alt kontrol, pardon, klavyeden kontrol tuşuna basıp mouse'un sağ tuşuna basıp merge layers yani katmanları birleştir dediğimde bu tek bir katman haline gelecektir arkadaşlar. Kesim aracı da böyle. Ha, sadece kare, dikdörtgen araçlarda mı çalışıyor? Hayır. Tabii ki hayır. Yeni bir layer açalım. Şuradan bir yuvarlak küre şeklinde bir çizim yapalım. Gördüğünüz gibi bu bir küre. Bu kürede mesela değişik değişik yine unutmadan söylüyorum. Mouse'un sağ tuşuna basıp kullanılabilir hale çevir diyorum. Katmanı kullanılabilir hale çevir dedim. Yoksa dediğim gibi o işlem olmaz. Kesim aracını seçiyorum. Bunu şöyle keseyim arkadaşlar. Yani rastgele kesim yapayım. Kut diyeyim. Tekrar üstüne geleyim. Tekrar yine keseyim yapayım. Kut diyeyim. Keseyim tekrar. Yine bu katmanın her zamanki alt katma yani kullanabilir katmanımızın hal üzerine geleceksiniz arkadaşlar unutmayın. Yoksa çalışmaz. Cut yani kes dediğim yine gördüğünüz gibi benim kestiğim alanlar ortaya çıktı. Şimdi alt kontrol alt ve Z tuşuyla geri aldım. Bu katmanı normal bir katmanı nasıl küre haline getirebiliriz. Onu anlatayım sizlere şimdi. Şu katmanı kapatalım. Rengimizi şuradan hafif her zamanki gibi benim rengim yapalım. Yeni bir katman açalım. Yine yuvarlak bir küre çizelim. Şöyle bir küre çizdim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu sade bir katman. Mouse'umuzun sağ tuşuna basıp katmanımızı kullanılabilir hale getir diyorum tekrar. Evet. Bu bir katman arkadaşlar. Bu katmanı karıştırma seçeneklerine çift tıklayıp biraz gradient vereceğim. Renk akımı yani. Şöyle %48, %50 civarı iyidir. Sonra yeni bir katman açıyorum arkadaşlar. Tekrar alttan yeni bir layer oluşturuyorum. Bu sefer yuvarlak seçim aracını seçip klavyemizden shift tuşuna basıyorum ve şuradan şöyle bir çizim yapıyorum. Dikkat edin, hepsini çizmiyorum. Yarısına kadar alıyorum içine ve bunu ortaya getiriyorum. Şöyle ortaya getiriyorum arkadaşlar. Şu biçimde. Tabii siz daha değişik seçimler yaparsınız. Bu renk akımına gelince arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim sizlere. Mesela değişik mesela şu halde
Ama ben buraya beyaz ışık yansıması vereceğim için üstüne çift tıklıyorum. Açıyorum bu komutu. Şu rengi üzerine tıklayıp beyaz yapıyorum. Şuraya da üzerine tıklayıp beyaz yapıyorum. Veya bunu D tuşuyla da sıfırlayabilirsiniz. Ben hemen şöyle biraz çoğaltıyorum. Şu biçimde. Okey diyorum. Ve klavyemizden tekrar shift tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizim yapıyorum. Çekeyim. Bir saniye. Şöyle fazla aşağı bu kadar gelirse hepsini kaplar. Ya, şu kadar gelirse fazla bir yansıma gözükmez. O yüzden gözünüzde kestirdiğiniz yerde bırakın ve Ctrl D tuşuyla da seçimi kaldırın. Ayrıca seçimi Select'ten Delete denilen yani zaten Photoshop'ta kısa yol komutları her zaman buralarda yazar arkadaşlar. Bunları kullanırsanız daha pratik olur sizin için. Tekrar yuvarlak seçim aracını seçiyorum. Şöyle geliyorum. Klavyemizden Delete tuşuna basıyorum. Ve bunu gördüğünüz gibi kese biliyorum. Yalnız ben bunu şimdi kesmek istemediğim için Ctrl Alt Z tuşuyla geri alıyorum. Ctrl D ile de komutu kaybediyorum. Yine bir katman açalım. Bu sefer rengimizi sarı hale getirelim. Yine bir yuvarlak daire çizelim. Yuvarlak. Evet. Bu biraz büyük oldu. Bunu şöyle biraz küçülteyim. Evet, bunu niye yaptım arkadaşlar? Şurada ortada sarımsı yani sarı bir ışık yanmasını istiyorum. Hemen şurada gördüğünüz filter olayı var. Filtere geliyorum. Blur. Blur diyor yani. Sizde de Blur yazması lazım. Türkçelerde tam bilmiyorum da. Gauss Blur diyorum arkadaşlar. Zaten filtere girdiğiniz zaman görürsünüz bunu. Tıklıyorum üzerine. Bakın arkadaşlar. Katmanımızı rastrelemedim yani kullanılabilir hale getirmediğimiz için bu uyarı çıkıyor. Ben buna okey diyorum. Siz de evet deyin. Ve gördüğünüz gibi şimdi böyle bir seçim aracı çıktı. Şimdi ben bu değeri yükselttiğim zaman ışık göreceksiniz içeriye doğru gömülecektir. Şu biçim iyi diyorum ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi yansıma buraya geldi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi CTRL tuşuna basıp bu üç katmanları birleştirdim. Biraz da karıştırma seçeneklerinden iç gölge vereyim arkadaşlar bunlara. Şöyle. Pardon. Dış gölge veriyorum. Ben de diyorum niye olmuyor? Evet, iç gölge arkadaşlar unutmayın. İkinci sıradaki. Şu biçimde şöyle. Şunu biraz azaltayım. Evet. Gördüğünüz gibi tek bir katman haline geldi. Ctrl T tuşuna basıp seçim aracıyla bunu küçültüyorum. Ama arkadaşlar burada dikkat etmeniz. Klavyenizden Shift tuşuna basarsanız aynı biçimde küçülür ve büyür. Yani bozulma veya herhangi bir tahriş olma olmaz. Aynı boyutta küçültür, aynı boyutta büyütür. Yalnız Shift'ten elimi çektiğim zaman gördüğünüz gibi şekilden şekile girer. O yüzden Shift tuşuna basılı tutup bunu ne kadar küçülteceksem o kadar küçültüyorum ve bırakıyorum. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi bu da bir küptür. Yuvarlak bir dairedir. Bunun bir de yansımasını göstereyim arkadaşlar sizlere. Yansımayı alt tuşuna basıp bir tane kopyasını çıkartıp şu biçimde kopyasını çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyorum? Şuradan kare seçim aracını seçiyorum. Mesela şu alanı yok edeceğim. Ama direkt deleteye basarsam böyle bir konum oluşturur. O yüzden Ctrl Alt ve Z tuşuyla geri alıyorum.
Mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayıp filter diyor, yani yumuşaklaştırma değeri. Filter değerini ben 15 yaptım. Siz de 20, 25, 10, 15 yapabilirsiniz. 20 yapalım bunu. Okey dedim. Gördüğünüz gibi kenarlar yumuşaklaşmış hale geldi. Şimdi delete, klavyemizden delete tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi katman kayboluyor, gidiyor. Ama direkt şurada sert bir kesim olmuyor arkadaşlar. Yumuşaklaşmış bir değer oluyor. Bunu böyle koydum. Ve filter değerini kullanıp blur değerine gelip buradan Gauss blur dediğim ve filter değerinde şu kadar bir oynama yaptım. Ve fill ve opacity dediğimiz olay var burada, yani opaklık ve filt. Filti düşürseniz direkt kaybeder. Yani o içindeki yansımayı direkt kaybeder. Çok düşürmeyin. Gözünüze hoş gelene kadar düşürebilirsiniz. Ha, aynı komutu opacity görür mü? Görür. Opacity de şöyle direkt kaybeder ama bunda şey olmaz. O yüzden fill değerini biraz şu biçimde değiştirin arkadaşlar. Ve bunu seçip katmanları birleştirdiğimde tek bir katman haline geldiğini göreceksiniz. Bu da benden size tavsiye. Tabii ki bunda da kesimler yapabilirsiniz. Kesim aracını seçip mesela şöyle, şöyle, şöyle. Her tiklemede bir nokta belirler arkadaşlar. Kut dediğimiz zaman bunu iki parçaya ayırır. Gördüğünüz gibi. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.